misiniz? Hayır, iyi değilim. Al bunu. Ne bu? Annenin beni senden uzak tutmak için uygun gördüğü rakam. Ne? Onu zahmetten kurtarayım diye parayı alıp gitmemi istedi. Ben buna katlanmak zorunda değilim Mert. Beni her gördüğünde iğnelediği yetmiyormuş gibi şimdi bir de bu. Kararını ver. Ya o ya ben. Hoş geldin hayatım. Günün nasıl geçti? Hoş bulduk. Seninki kadar iyi geçmediği kesin. Senin keyfin yerinde. Gülşen'in gerçek yüzü bugün ortaya çıktı. Nasıl keyifli olmam? Anlat bakalım. Ben de sana anlatmak için sabırsızlanıyordum zaten. Senin B planın çok işe yaradı. Gülşen'le görüştüm. Önüne yüklü bir meblağ... Bu kadar ileri gidebildiğine hala inanamıyorum. Ne hakla beni aşağılar? Ben buna katlanmak zorunda değilim. Ama sen bir seçim yapmak zorundasın. Hayatım, biraz sakin olur musun? Nasıl sakin olayım Mert? Bu yaptığı nedir ki? Haklısın, yerden göğe kadar haklısın. Annem bir hata yapmış. Bak, ama ne olursa olsun o benim annem. Yo, ya ben gibi bir res benim kabullenebileceğim bir şey değil Işıl. Bütün söyleyebileceğim bu mu? Hayır, söyleyeceklerim henüz bitmedi. Hadi, gel benimle. Nereye? Gidince görürsün. Demek parayı kabul etti ha? Hem de hiç düşünmeden. Ben sana söylemiştim Osman, bu kız kafa koparan diye. Hem sandığımdan daha ucuza kapattım meseleyi. Keyfim nasıl yerine geldi anlatamam. Senin neyin var? Çok neşesizsin. Maliye. Maliye bu ara canımızı sıkabilir mi bu? Araştırmayı genişletiyorlarmış. Maliye neden canımızı sıkacakmış ki? Senin açıklanmayacak bir şeyin mi var? Hem beni ilgilendiren bir şey yok ki. Ya öyle de bazı saçma sapan araştırmalara girmişler. Yok mal varlığı, yok bilmem ne. Ya önemli bir şey olacağından değil de... Sen yine de temkinli ol. Senin üstüne yaptığımız bazı mallar vardı biliyorsun. Ne olmuş yani? Hayatımız bir arada geçti. Bazı malların benim üzerime olması kimseyi ilgilendirmez ki. Tabii kimseyi ilgilendirmez. Ama üzerine yaptığım tarih önemli mi bu? Soruşturma başlamasına yakın bir tarihte malları senin üzerine yaptım. Bu da dikkat çekebilir. Sorun çıkacağını bile bile neden benim üzerime yaptın Osman? Hayatım, başlama şimdi. Bir şey olacak kesin değil. Ben sadece uyarıyorum. Yangını görmeden feryat etmeye başlıyorsun. Soğukkanlı ol biraz. Hoş geldiniz. Merhaba. Yardımcı olabilir miyim? Ne tür bir kitap bakmıştınız? Ya ben bir arkadaşa hediye almak istiyorum da. Peki özellikle aradığınız bir kitap var mı? Yok. Kendisi resimle ilgileniyor. İşte böyle resimle, böyle ressamlarla ilgili bir kitap olabilir mesela. Anladım. Başlangıç düzeyi resim bilgileri, inceleme araştırma, ressamlarla ilgili biyografi ya da özel bir döneme ait bir kitap nasıl bir şey olsun? Bilmem. Konservatuvar öğrencisi alacağım kişi. Bu nasıl mesela? Picasso resim kurallarına isyan. Ya da empresyonizm. Ya da sürrealizm. Omri sanatının öyküsü. Bunlardan birini tavsiye edebilirim size. Ya fark etmez hangisi olursa verin birini. Nasıl? Hangisini? Bu iyi. Bunu sarın. Hediye paketi olsun. Peki. Buyurun beyefendi. Suat. Ne vardı? Olanlar için kusura bakma, densizlik etmiş Hakan. Yani aklını takma ona. Sevgilim var deseydin baştan, ben de ona göre davranırdım. Aranızda bir şey olmasa böyle davranmazdı değil mi? O benim sevgilim falan değil. Abi kardeş ilişkisinden başka hiçbir şey yok aramızda. Aile dostumuz o kadar.
Kendisini koruyucu meleğimi ilan etmiş. Aklı sıra beni koruyor. Ben de sandım ki... Yanlış sanmışsın. Madem öyle, akşam bizim tayfayla takılacağız. Sen de gel istersen. Ama istersen yine de önce Hakan'dan izin al. Bu sefer de peşine takılmasın. Kimseden izin almaya gerek olmadığını söyledim ya. Akşam görüşürüz. Anne bu ne? Mert, oğlum. Açıklama dinlemeye gelmedim anne. Ben konuşacağım, sen dinleyeceksin. Seni daha önce de defalarca uyardım hayatıma karışma diye. Ama bu defa çok ileri gittin. Tahammül sınırımı aştın. Bu sadece Işıl'ın değil, benim de onuruma yapılmış bir hakarettir. Bundan sonra böyle bir şey yapmaya kalkarken beni de kaybedeceğini unutma. Çünkü inan bir daha ne yüzümü görürsün ne sesimi duyarsın. Yürü Işıl. Ne oldu Mibo? Hayırdır? Bu aralar işler tıkırında. Senin keyfinde yerinde gibi Serkan kardeş. Seni hiç böyle görmemiştim. Dediğin gibi abi. İşler sorunsuz gidiyor. Her şey yolunda yani. Abi, önemli bir şey yoksa çıkıyorum ben. Hem şu otopark hadisesini halledeyim. Tamam, hallet de. Ne o koçum, yüzünü göremez olduk artık. Hiç uğramıyorsun buralara. Şşş, bir dalgam mı var anlayalım. Yok abi, ne dalgam olacak ya. Çıkıp biraz hava alacağım o kadar. Ne bileyim böyle ikide bir çıkmalar falan. Neyse koçum çık. Al bakalım havanı. Bir şey olursa ben sana haber veririm. Eyvallah abi. Şunu takip et bakalım. Son zamanlarda fazla başıboş kaldı. Neler karıştırıyor öğren. Annem adına tekrar özür dilerim senden. Kendi doğruları var. Ve o doğrulara göre aklınca beni korumaya çalışıyor. Ama söz veriyorum bundan sonra sana saygısızlığı olmayacak. Hak mı vereyim yani ona? Hayır. Onu haklı çıkarmaya uğraşmıyorum asla. Sadece anlamaya çalışmanı ve kin tutmamanı rica ediyorum senden. Aranızda seçim yapmaya zorlanmak istemiyorum. Bu çok aşağılayıcı bir durum. Sen böyle bir durumda kalmayı ister miydin? Sana karşı tavrım çok sert oldu, özür dilerim. Ama o çeki görünce ne yapacağımı şaşırdım. Seni anlıyorum hayatım. Ve yerden göğe kadar haklısın. Ama korkman için bir neden yok, bana güven. Ben her zaman senin için savaşırım. Şu Aşifte'nin yaptığına bak. Çeki aldı, kurtulduk zannettim ama doğru Mert'e gitmiş. Bak işte kızın niyeti para değilmiş. Bırak artık peşlerini. Yapacak başka için yokmuş gibi mi bu? Ne diyorsun sen Osman? Kızın yaptıklarını görmez gibi konuşma. Oğlumla aramı bozmak için çeki alıp ona gitmiş. Kızın bütün gözü benim servetimde. Canım kızın bir şey yaptığı yok mu bu? Sen biraz abartıyorsun. Bence artık onları kendi haline bırakmalısın. Mert böyle gayet mutlu. Sen araya girmeye devam ettikçe senden uzaklaşacak, haberin olsun. Sen şimdi beni mi suçluyorsun Osman? Bu kızın sinsiliğini gören tek kişi ben miyim? Efendim? Ne zaman? Tamam hemen geliyorum. Ben ofise gidiyorum Mibo. Çok daha önemli işlerim var. Sen bu sorunun altından tek başına da kalkarsın. Aman git! Kızı bir baş tacı etmediğin kaldı zaten. Yarın çekimler başlıyor. Evet, heyecanlı mısın? Evet. Ama daha çok seninle oynadığım için heyecanlıyım. Yoksa oyunculuk çok basit öyle mi? Bilmem. Değil galiba. Partnerim sen olunca ben zorlukları görmüyorum da. Hatta şu ana kadar yaptığım en zevkli şey bence. Efendim Tuğra. Ne haber? Neredesin? İyiyim. Dışarıdayız Mert'le. Senden ne haber? Oo, bana yeni konular çıktı desene. Ben de ne oldu bu beyaz dizi diye meraklanıyordum. Nasıl gidiyor? İyi, fena değil. Alışıyoruz işte işe. Haliyle rahat konuşamıyoruz ha. Merakla bekliyorum gelişmeleri. Neyse, ben de ömürüm mekandayım. Ona yardımcı olmaya geldim. Bu akşam için küçük bir açılış partisi hazırlıyor. Seni de bekliyorum mutlaka. Ben... Bahane istemem ona göre. Bahanem yok zaten. Tamam, gelirim. Akşama görüşürüz. Ne istiyormuş yine Tura Bey? Kardeşinin mekanının açılışı varmış. Oraya davet ediyor bu akşam. Annesi. Sen niye bu kadar gıcık oluyorsun ona? Aslında çok iyi niyetli biri. İyi niyetli olan sensin. Onun tavırları son derece samimiyetsiz bence. Sana gösterdiği bu yakınlık açıkçası beni rahatsız ediyor. Ne o? Ya o ya ben mi diyeceksin yoksa? Hayır da sevgilimi kıskanıyorum işte, ne yapabilirim? Kıskanmana gerek yok. İçin rahat edecekse beraber gidelim.
Hem aklım bende de kalmamış olur. Ne dersin? Bir an hiç teklif etmeyeceğini sandım. Tabii ki evet derim. Akşam seni evden alırım o zaman. Kalkalım mı artık? Hı hı. Hesabı alabilir miyiz? İçeride Mehtap'ı gördüm. Funda faciasından sonra bir şans verelim dedim. Seninle konuştuklarım da bayağı etkili oldu kararımda. Mehtap gerçekten her şeyi çok iyi idare ediyormuş. Bunu yokluğunda daha iyi fark ettim. Bence en doğrusunu yapmışsın Şebnem. Zaten onun bir suçu yoktu. Suçu yoksa bile gözdağı vermiş olduk. Neyse, boş ver bunları. Yarın çekimler başlıyor. Nasıl, heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Yani sinema filminde oynadım ama bu öyle değil. Şimdi rolüm daha büyük. Hiç korkma hayatım. Sen en zorunu atlattın. İlk adımını sinema filmiyle attın. Dizide daha başarılı olacağına eminim. Mert ve senden çok iyi performans bekliyorum. Yüzümü kara çıkarmayın benim. Özel hayat sorunu falan da istemem, bilesin Işıl. Merak etme. Özel hayatımı işime karıştırmayacağım. Söz veriyorum. Başka bir şey yoksa ben çıkayım artık. Tamam canım. Yarın akşam sizin sahneler çekilecek. İstersen şimdi eve gidip bir güzel dinlen, ha? Tamam. Sen hemen büyüme, olur mu Pelin? Yoksa bunlar seni de eve kapatırlar. Ne olup bittiğini bile anlayamazsın valla. Zevzeklik etme Gülçin. Seni de duyan sütten çıkmış ak kaşıksın sanır. Bence büyüdüğünde bana benzeme diye öğüt ver çocuğa. Neyim varmış benim anne? Hem yalan mı, eve kapattınız beni? Canım çok sıkılıyor ya. Arkadaşlarımı bile göremiyorum. Çok konuşma canım, gel örgü öğreteyim sana. Pelin'e patik örersin. Ne patiği anne ya? Ben sana ne diyorum, sen bana patik ör diyorsun. Hem artık bahar geliyorsa hala patik örüyorsun. Kendine atkı örersin o zaman. Sıkılmazsın da hem. Gel öğreteyim işte. Hem seni isteyen biri olursa kendine ait bir meziyetin olur. Çok komik anne, çok. Gel. Bak şimdi. Şöyle tutu. Gel, konuşmamız lazım seninle. Ay tamam, çekiştirme. Otur şuraya. Anlat bakalım. Hakan peşinde dolaşıp konuştuğum insanları rahatsız ediyor. Ya konuş onunla, boğmasın beni Gülşen. Artık sinirlenmeye başlıyorum. Onun yüzünden Suat yanıma yaklaşamıyor ya. Tamam tamam, konuşurum. Ama sen de onun duygularını bile bile gözünün önünde böyle davranma eşim. Sanki Hakan'ı tanımıyorsun. Nasıl bir çocuk şu Suat? Çok hoş bir çocuk. Eğer Hakan izin verirse tanımaya çalışacağım. Bak, ben hareketlerime dikkat edeceğime söz veriyorum. Ama Hakan'ın beni yine çıldırtacağından eminim. Neyse, yarın akşam sanat grubundaki arkadaşlarla bir yere gideceğiz. Beni idare eder misin? Anneme sende kalıyorum diyeceğim. Ay bu kaçıncı beni kullanışın ama. Ya benim senden başka kimim var Gülşen? İyi iyi tamam, idare ederim. Ama bak bu son. Yine bu son dedim değil mi? Hmm. Of, sen benim gerçekten başımın belasısın. Canım benim. Abi, dilinden düşürmez oldun bu Işıl'ı. Aşığım oğlum, aşık. Yandık desene. Aşık adam hiç çekilmez. Peki karşı cephede durumlar nasıl? Bütün kaleler zapt edildi mi abicim? Heyecanlı olan da bu ya. Zorluyor beni. Adım çıkmış ya, bir kere güvenemiyor hemen. Ama o da aşık oluyor bana, hissediyorum. O kadar farklı bir kız ki, tanısan hak vereceksin. Öyledir tabii. Zaten bu aşık olunan kızlar hiç diğerlerine benzemezler. Dalga geçme oğlum ya. Geçen gün pırlanta hediye ettim, geri çevirdi. Maddi şeylerle işim yok benim dedi. Vay be, esaslı cevapmış. Sadece o da değil. Her an beni şaşırtmayı başarıyor. Yanında o kadar rahatım ki olmam gereken yerdeymişim gibi sanki. Neden daha önce tanımadım ki ben Işıl'ı? Ya değil mi baba? Neden tanımadın? Ne şanssızlık. Oğlum bugün amma gıcıksın ha. Hiç çekilmiyorsun. Hadi hadi. Seninle vakit kaybedeceğimi gidip hazırlanayım bari. Hayrola? Akşam Turan'ın kardeşinin mekan açılışı varmış.
Oraya gideceğiz Işıl'da. Hiç beklemiyordum Yeşim. Mert annesinin önünde beni korudu. Öyle bir rest çekti ki Müberra bile şaşırıp kaldı. Ciddi olamazsın. Müberra cadısı hiçbir şey söylemedi mi? Tek kelime bile edemedi. Yüzünü görmeliydin. Mert'i de ilk defa böyle gördüm. Şimdi niye durup dururken beni savundu ki? Daha önce böyle bir şey yapmamıştı. Annesi oyuncaklarını elinden aldığında beni bırakıp gitmişti. Şimdi her şey elinin tersiyle itiyor benim için. Yani Işıl için. Büyüyoruz artık Gülşen. Mert yapması gerekeni çoktan yapmalıydı ama geç bile kaldı. Ayrıca henüz elinin tersiyle bir şey itmiş falan da değil, bunu zaman gösterecek. Sen sakın onun bu hallerine kapılma. Abi şu otopark işinde sorun yok. İstediğimizi alacağız. Adamlar biraz mırın kırın etti ama ben hallettim. Merak etme. Aferin koçum, bu işi halledeceğini biliyordum. Yarın tahsilat için ben birini gönderirim. Sen de adamların başında dur. Tamam abi. Abi sen bana güveniyor musun? Bu da nereden çıktı şimdi? Güvenmesen bunca işi sana verir miyim? Ne bileyim. Peşime adam takınca ben de bir yamuğumu gördüm diye düşündüm. Senin peşine adam falan takmadım. Ben güvenmediğim adamı yanımda barındırmam Serkan. Kimmiş o peşine takılan? Mithat. Ulan Mithat. Ulan Mithat, sen utanmıyor musun Serkan'ı takip etmeye? Hepimiz kardeşiz lan burada. Nereden çıktı bu takip? Yemeğe diye çıkmadın mı lan sen? Ne diye adamı takip ediyorsun? Bir daha olmasın. Senin için hiç de iyi olmaz. Çık dışarı. Anneye gülüyor musun? He? Sen anneye böyle güzel güzel gülüyor musun? Ama sen böyle gülersen ben gidemem ki. Anneanneyi üzme, tamam mı? Gülşen. Tamam mı? İçeride soramadım bir türlü. Meraktan öldüm. Derdi neymiş Müberra'nın? Neden seni evine çağırmış? Bilmiyorum ki. Düşman olmaya gerek yok dedi. Beni tanımak istiyormuş. Allah Allah. Hangi dağda kurdu öldü ki? Neden tavrı değişti bu kadının? Vallahi bilmiyorum anne. Aman kız, etkilenmeyesin sakın. Belli ki bir şeyler çeviriyor. Geçmişini sakın aklından çıkarma. Nasıl aklımdan çıkarayım anne? Bilmem. Çok zaman geçti. Zaman bazen yumuşatabiliyor insanı. Hem sana iyi davranıyorlar şimdi. Affedebilirsin belki, belli mi olur? Pelin'le benden çalınan zamanların telafisi olmuyor ki. Gecikmiş adalet adalet değildir. Merak etme, yaptığı hiçbir şey beni etkilemiyor. Ama şükür. Ne bileyim, endişeleniyorum işte. Ama senin aklın başında olunca benim içim rahat oluyor yavrum. Dedim ya, merak etme. Aklım gayet başımda benim. Sana inanıyorum artık. Böyle olan her şeyi bana anlatmaya devam et. Başka sır istemiyorum bak ha, biliyorsun. Tamam anne, konuştuk ya. Daha fazla üzme beni. Tamam, tamam kızım, uzatmayacağım. Ben işlerime bakayım. İçim rahat nasıl olsa. Bundan sonra böyle bir şey yapmaya kalkarken beni kaybedeceğini de unutma. Çünkü inan bir daha ne yüzümü görürsün ne sesimi duyarsın. Yürü Işıl. Mert, bugün hatalı davrandığımı farkındayım. Kızı biraz yanlış değerlendirmişim. Amacım seni utandırmak değildi. Seni korumaya çalışıyordum ben. Senden hiç ummazdım. Çok kırdın beni. Tamam, Işıl'ı henüz tanımadığın için temkinli davranmanı anlarım. Ama bu kadar ileri gitmemeliydin. Hem benim korunmaya ihtiyacım yok. Hele Işıl'dan hiç. Ne bileyim yavrum. Hem senle hem Tora ile görünce kafa koparan zannettim. Önlemimi önceden almak istedim. Sen hala benim küçük bebeğimsin. Ama Işıl yanıldığımı gösterdi. Sana gerçekten değer veriyor olmalı. Biz birbirimize değer veriyoruz anne. Neyse, benim hazırlanmam lazım, çıkacağım. Nereye?
Tuğra'nın kız kardeşinin restoranı çalışına. Ben de oraya gidiyorum. Hadi istersen birlikte gidelim. Anne oğul çoktan beri bir yere gitmedik. Biz Işıl'la gidiyoruz anne. Çok iyi. Bana da onu daha yakından tanıma fırsatı çıkmış oldu. Gece boyunca onunla sohbet ederim artık. Ben de gidip hazırlanayım. Hayırdır Gülçin? Ne örüyorsun? Yani çabalıyorsun. Gülçin, gel çorbayı karıştır. Bak abla, bütün gün nelerle uğraşıyorum. Sen git gez dolaş, annem bana köle muamelesi yapsın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Konuşalım mı? Hayırdır? Yeşim'le ilgili. Ne olmuş Yeşim'e? Yoksa beni sana mı şikayet etti? Hayır, tabii ki şikayet etmedi de. Ama Hakan, senin yaptığının da olur tarafı yok ama. Kızı rahat bırak. Hem sen böyle yaptıkça kızı kendinden daha fazla uzaklaştırıyorsun. İstediğiyle görüşür. Onu kısıtlamaya hakkın yok. Ya ben çocuğun tipine tav oldum. Görsel lavun teki. Hem niyeti de belli zaten. Öyle bile olsa Yeşim kazık kadar kız. İsterse kendini koruyabilir. Onu biraz kendi haline bırak. Tamam, senin duygularını anlıyorum ama... Sen hiçbir şey anlamıyorsun Gülşen. Benim ne hissettiğimi nereden bileceksin sen? Boş boş konuşma bana be. Anlasanız ulan, seviyorum işte. Efendim Tuğra. Seni almaya geliyorum. İki dakikaya kadar kapının önünde olacağım. Ama Mert gelecekti beni almaya. Arar söylersin canım. Beni geri çevirmeyeceksin ya. Hadi geliyorum. Efendim bir tanem. Kızacaksın şimdi ama Tuğra beni almaya geliyormuş. Emri vaki yaptı, hayır da diyemedim. Bu adam senin etrafında fazla dolaşmaya başladı Işıl. Gönder, ben geliyorum. Ya hadi ama büyütme. Restoranda buluşuruz. Hem şimdi ben onu nasıl geri göndereyim ki? Bu son olsun Işıl. Bir daha bu adamla baş başa kalmanı istemiyorum. Tamam. Osman Bey. Buyurun benim, ne vardı? Bizimle merkeze kadar geleceksiniz. Nedenmiş o? Orada detaylı bilgileri alırsınız. Yapmayın çocuklar. Ne oluyor böyle kanun kaçağı gibi? Osman Bey, lütfen zorluk çıkarmayın. Merkeze buyurun kadar... Buyurun lütfen. Sanatın herhangi bir dalıyla ilgilenmek istemişimdir ama yeteneğim el vermedi. Ben de bu hevesimi sık sık Broadway'deki oyunları seyrederek gidermeye çalıştım. Mutlaka sen de izlemişsindir. En beğendiğin oyun hangisiydi? Ben yurt dışına hiç çıkmadım. Hatta şehir dışına bile çok az çıktım. Herkes yurt dışında oyun izleyecek diye bir kural yok. Burada da çok iyi oyunlar sergileniyor. Hanedanın Kadınları filmine gittiğinde İstanbul sınırları içinde ne kadar güzel filmler yapıldığını sen de göreceksin ömür. Tabii. Merhaba. Merhaba. Mert, böyle yapma ama. Emri vaki yaptı, ne yapayım? Uygun bir bahane bulabilirdin Işıl. Ben senin sevgilinim ama Tuğra seni benden daha fazla geliyor. Yoldayım deyince ne yapacağımı şaşırdım. Özür dilerim.
Bütün gece bunu mu tartışacağız? Işıl, ilişkimize değer veriyorum ve senden de bunu bekliyorum. Çok şey mi istiyorum? Hayır, çok şey istemiyorsun. Ama sen bana böyle davranınca ben de sürekli kendime sana açıklama ihtiyacı duyuyorum. Bu da yorucu oluyor. Şuna bak, oğlumu nasıl da ablukaya almış. Mert bu sefer gerçekten aşık gibi ama Müderra. Paşam, bu gecenin en yakışıklısı sen olmuşsun. Nasılsınız Şılcığım? Merhaba Müderra Hanım. Merhaba. Merhaba. Hayırdır? Önce mektup, sonra taş. Bir Yeşilçam tribidir gidiyor. Telefonun yok ya bende. Bu saatte seslenmeyeyim dedim. İyi yapmışsın. Hayrola? Nedir sebebi ziyaretin? Bu sabah için özür dilemek istedim. Ben geçerken sana selam veremedim ya. Sorun değil. Evim burada biliyorum. Zaten dalgındım, beni fark etmedin. Kötü bir şey yok umarım. Yok yok. Ama dalgındım işte senin de dediğin gibi. Son anda fark ettim seni, geri döndüm ama sen içeri girmiştin. Tamam canım, dert değil. İnsanlık hali. Bu saatte özür dilemek için mi geldin buraya? Anlayışın için teşekkür ederim. Bu senin için. Bu da nereden çıktı böyle? Küçük bir özür hediyesi diyelim. Bu çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ama hiç gerek yoktu. İçimden geldi. Yarın da şu ertelediğimiz sinema gecesini yapalım ha, ne dersin? Tamam, ne zaman istersen. İyi, iyi akşamlar o zaman. İyi akşamlar. Işılcığım, seninle aramızda geçenleri yok sayarak yeni bir başlangıç yapmak isterim. Bir gün bize kahvaltıya gel. Bol bol sohbet edip birbirimizi yakından tanırız. Tabii çok isterim. En kısa zamanda geleceğim. O zaman yarın sabah kahvaltıya bizdesin Işılcığım. Seve seve. Hem Müberra Erdem'le kahvaltı etmek herkese nasip olmaz. Umarım eğleniyorsunuzdur. Müberra Hanım nasıl? Mekanı beğendiniz mi? Bayıldım. Sağ ol. Eline attığı her işi mükemmel yapmak sizin ailenin kanında var sanırım. Kardeşimdir diye söylemiyorum. Tuttuğunu kopartma konusunda benden daha başarılıdır. Kendine haksızlık etme Turan. Sen de artık çeşitli alanlarda iş yapmaya başladın. Önce film işi, kardeşinin açtığı mekan. Şimdi de özel şoförden vazgeçmiş, servise başlamışsın. Sevdiğim insanlar için her şeyi yaparım. Buna servis şoförlüğü de dahil. Bazıları gibi yarı yolda bırakmam. Biz gidelim mi? Yarın set var. Işıl haklı Mert'ciğim. Yarın çok yorucu bir gün olacak. Tamam anne, evde görüşürüz. İyi akşamlar. İyi geceler. Tekrar tebrik ederim. Teşekkür ederim Işıl. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Duracığım, sen Mert'in kusuruna bakma. Dizi başlayacak ya, çok gergin bu aralar. Bu halini özlemişim. Kazadan sonra bana iyi davranmaya başlayınca yadırgamıştım aslında. Tekrar eski haline dönmesine sevindim. Umarım hafızası da en kısa zamanda yerine gelir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Bu gece yine herkesin ilgisi üzerinizdeydi Müberra Hanım. Olacak artık o kadar. Müberra'cığım, ben Osman. Neredesin Osman Allah aşkına? Sabah bir kayboldun, gidiş o gidiş. Beni biraz alıkoyacaklardı bu. Haberin olsun. Dur, hemen panik yapma. Ne demek panik yapma Osman? Seni nasıl tutuklarlar? Neredesin? Çabuk söyle, hemen geliyoruz. Ancak yarın gelebilirsin Nibo. Bu gece yapılacak bir şey yok. Hem gelsen de görüştürmezler. Kapatmam gerek. Tamam hayatım.
Sen sakın üzülme, yarın oradan çıkmış olacaksın. Ne oluyor Mübere Hanım? Kolay bırak. Bugün polis tarafından gözaltına alındı. Aynı zamanda Mübere Erdem'le olan ilişkisiyle de sürekli gündemde olan Ne olacak şimdi? Bunun ucu size dokunacak demiştim Mübere Hanım. Şimdi ben demiştim demenin sırası mı? Sen beni deli mi edeceksin Ali? Yeşim şimdi uyuyor Sabahat teyze. Yok, sadece biraz yorgundu, erken yattı. Hı? Ama istersen uyandırayım. Tamam. Tamam, sabah söylerim, seni arar. İyi geceler. Ne uyuması be? Saat kaç oldu, daha eve gelmedi. Hanımefendi ortalıkta fink atsın, sen de onun yalancılığını yap. Oh ne hala. Bundan sonra size de yok arkadaşta kalmak falan. Demek böyle numaralar çeviriyorsunuz. Allah Allah. Hakan, yine senaryo yazma. Ne yapıyor kız? İş yerinden arkadaşlarıyla biraz vakit geçiriyor. Hem saat daha 10. Ne arkadaşları be? Yine o lavukla beraberdir. Onun seçimlerine biz karışamayız. Ama yalanlarına ortak oluyorsun. Yalancılık değil bu. Küçük bir yardım sadece. Arkadaşın için yalan söylemek yardım sayılıyor demek. Ondan sonra da senaryo yazma Hakan. Asıl senaryoyu siz yazıyorsunuz be. Barona yaklaşma Hakan. Bir düşün istersen, siz bu kadar hoşgörüsüz olmasaydınız kimse yalan söylemek zorunda kalmazdı. Hakan, yattı mı herkes? Yattı. Sen niye uyumadın? Seni bekledim. Nihayet gelebildin. Saatten haberin var mı senin? Hakan, şu abilik meselesini abartma istersen. Tekrar tartışmayalım bu saatte. Ayrıca biraz yavaş konuş, millet uyanacak boşu boşuna. Demek öyle işim hanım ha? Seni düşünmek suç öyle mi? Hakan, ben kendi başımın çaresine bakabiliyorum. Ya beni düşünmene ihtiyacım yok, sağ ol. Madem başının çaresine bakabiliyorsun, o zaman bundan sonra gece gezmelerine Gülşen'i alet etmeyeceksin. Ne halin varsa gör. Ama onu kullanamazsın. Bir de senin sorumluluğunla uğraşmayalım. Son günlerde kafam giderek karışıyor bir tane. Ne yapacağımı bilmez haldeyim. Bütün bunlara sadece senin için dayanabiliyorum inan. Sen benim acılarımı yaşama diye. Hayatta olduğum sürece yaşamayacaksın da. Seninle tek ortak acımız babasızlığımız olacak. O boşluğu ne yaparsam yapayım dolduramayacağımı çok iyi biliyorum. Sana bunları yaşattığım için özür dilerim bir tane. Ama hayatta bundan başka acı çekmemen için ne gerekiyorsa yapacağım. Söz veriyorum bebeğim. Kahvaltısı bile bir başka oluyor. Çok acıktım. Kızım otursana. Ay yok anne, o kadar heyecanlıyım ki hiçbir şey yiyecek halim yok. Işıl Türker setin ilk günü son hazırlıklarını yaparken. Gülçin. Benim setim aslında öğleden sonra ama Şebnem ilk gün erken gel dedi. Kızım bütün gün aç dolaşırsın şimdi sen. At ağzına iki lokma. Ben ona sette bir şeyler yediririm Halime teyze, merak etme sen. Ah, ekmeği unutmuşum. Gidip alayım. Sen çıkmayacak mısın? Sen git, ben tek giderim. Zaten bütün gün yeterince bekçilik yapıyorsun. Hadi yeşim, sette görüşürüz. Tamam canım. Anne, ben çıkıyorum. Güle güle kızım. Afiyet olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sana menü getirmeyeceğim. Sen çaycısın belli. Evet.
Ama çayın yanında şu meşhur brownie'nizden de getirmeyi unutma o zaman. Sevdin demek. Hemen getiririm. Yalnız bugün seninle çok ilgilenemeyeceğim. İşler biraz yoğun da. Tabii tabii. Sen işine bak. Rahat ol yani. Tamam. Bu dosyanın bugün tamamlanması gerek. Sabah erkenden toplantım var. Bir saate kadar masanda olur. Mehtap. Bir dakika dinler misin? Şu bebek meselesini halletmek zorundayız. Bu benim ilk çocuğum. Nasıl aldırmamı istersin Cihan? Sesini yükseltme Mehtap. Benim de ilk çocuğum. Ama zamanlama yanlış. Hayatım, ben bu çocuğa babalık edecek durumda değilim şu an. Ortada kalmasını da istemem. Yine çocuğumuz olur. Ama lütfen, lütfen bana biraz zaman tanı. Sana zaman vermekten yoruldum artık. Neden bu ilişkide tek fedakarlık yapan kişi ben oluyorum? Karakola ne zaman gideceğiz Müberra Hanım? Osman öğleden sonra gel dedi Ali. Meraktan deli olacağım. Neler oluyor hiç bilmiyorum. Aman Mert'e sakın bir şey söyleme. Ben sana demiştim diye başımın etini yer şimdi. Günaydın Müberra Hanım. Günaydın. Hoş geldiniz çocuklar. Umarım rahatsız etmemişizdir. Bir süre işiniz arasında bizimle kahvaltı etmeniz büyük incelik. Ben oğlumun arkadaşlarıyla vakit geçirmekten çok hoşlanırım. Ayrıca paşam için her şeyi yaparım. Buyurun çocuklar. Size afiyet olsun. Sağ ol Ali. Sizi böyle görmek beni ne kadar mutlu ediyor anlatamam. Artık arada yanlış anlaşılmaların olmasına izin vermezsiniz. Biraz uzun sürer, siz devam edin. Evet Gülşen Hanım, ilk roundu sen kazandın. Ama maç henüz bitmedi. Madem derdin para değil, niye hala Mert'le berabersin? Sakın aşk deme, inanma. Seni istemeyen bir adamla nasıl beraber olursun ki? Ama bana yine aşık oldu. Ben de onu seviyorum. Geçmişi unutmaya da hazırım. Üstelik hangi koşulda olursa olsun benden vazgeçmeyeceğini öğrenmiş olmanız gerekiyor. Her şeyi yeniden başlayacağız. Bekliyordum bu aciz yalanlarını. Ben hayatta olduğum sürece Mert'le hiçbir zaman doğru dürüst bir başlangıç yapamazsın. Oyunun neyse onu bulup ortaya çıkaracağım. Dediğim gibi ben hayatta olduğum sürece oğlumla hiçbir zaman beraber olamayacağım. Şu tuzu uzatır mısın Işılcığım? Kusura bakmayın. Ne kaynatıyordunuz bakayım böyle bensiz? Diziden bahsediyorduk. Dizide annen oynayan karakterin cadı gibi bir şey olduğundan bahsediyorduk. Hem annen bundan sonra bana Müberra Hanım diye hitap etme dedi. O artık benim için Müberra teyze. O da bana bakıyor. O da benden hoşlanıyor. Yaşasın. Devam et oğlum Serkan. Doğru yoldasın. Bir şey ister misin? Yok. Kalkacağım ben zaten. Teşekkür ederim. Peki. Ben hesabı getiririm şimdi. Bu arada bu senin için. Bu çok güzel. Hediyeni karşılıksız bırakmak istemedim. Annemle aranızdaki buzların erimesine çok sevindim. Sen de onun yaptığı hatayı sil artık kafandan. Ne kadar pişman olduğunu kendin de gördün. Baksana. Teyze demene bile izin verdin. İstemese öldürsen ona teyze diyemez. Evet. Bana karşı tavrı bayağı değişmiş. Annenle anlaşmam senin için niye bu kadar önemli? Ciddidir. Müberra Hanım bir açıklama yapar mısınız? Müberra Hanım bir açıklama bekliyoruz sizden.
Neler oluyor Osman? Hakkınızda basında yerli yersiz yazılar çıktı Osman Bey. Ali şimdi densizlik etmenin sırası mı? Allah Allah ya. Ali. Biraz özel konuşacağız. Sen Mübera'yı dışarıda bekle. Tamam. Kapının önünde olacağım ben. İşler kötü mü bu? Senden bazı ricalarım olacak. Ne istersen Osman? Bazı evrakın yok edilmesi lazım. Ama şimdi değil. Bu birkaç günü bir atlatalım. Basın seni takip eder. Çarşamba günü gidersin. Zaten bunların bulabileceği yerde değil. Yine de önlemimizi alalım. Onlar şimdi benim adıma olan iş yerlerini araştırıyorlar. Şurası olacak. Mert Bey'i almaz mısınız? Teşekkürler. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ne o Şebnem? Çekim öncesi jesti mi? Yoksa bunu hep yapacak mısın? Vallahi bunu ilk bölümde alacağınız reytingler belirleyecek. Hadi hepimize hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ben çok heyecanlıyım. Umarım bugün atlatabiliriz. Kendini hiç kasma Işıl. Ne kadar rahat olursan o kadar başarılı olursun. Ayrıca ben her ikinizin de bu işin altından kalkacağından eminim. Merhabalar. Merhaba. Tuğracığım, geleceğinizden hiç haberimiz yoktu. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Bakıyorum da setlerden kopamaz oldun ha. Hayırlı olsuna geldim. Ömür'ü de kolundan sürükleyip getirdim. Nasılsın Ömürcüğüm? Umarım ortama alışmakta zorlanmıyorsundur. Vallahi de arkadaşlarımı görme fırsatım bile olmadı. Gelir gelmez işlere dalınca hiçbir şeyin farkına varamadı. Artık abiniz başkalarından fırsat buldukça sizinle de ilgilenir. Ortama daha çabuk ısınırsınız. Nasılsın Işıl? Heyecan var mı? İyiyim, evet. Çok heyecanlıyım. Artık bu akşam set bitince bizim mekana gider eğleniriz, olur mu? Olur, geliriz. Işıl Hanım, Mert Bey, set hazır. Sonra görüşürüz. Kolay gelsin. Işıl Hanım, sizi böyle alalım. Hı-hı. Biz bir birlikte laf geçebilir miyiz? Buraya hiçbir şey yapmak istemiyorum Işıl. Bak akşam oraya gidelim deme lütfen. Ben seninle vakit geçirmek istiyorum. Tuğra ve kardeşiyle değil. İyi demem. Bir bahane uydururum. Teşekkür ederim. Şu lafları. Işıl, sen eve yeni geldiğin için çekingen davranıyorsun. Eve girince çevrenin meraklı, çekinerek. Uzun zamandır dün geceki kadar eğlenmemiştim ya. Çok sağ ol. Seni eğlendirebildiysem ne mutlu bana. En kısa zamanda güzel bir yere daha götüreceğim seni. Orayı daha çok seveceksin. Sahi mi? Bakıyorum İstanbul'da bilmediğin mekan yok gibi. Mekanları benden soracaksın. Bilmediğin mekan yoktur benim. Daha sakin bir yerde konuşalım mı? Burası birden çok kalabalık oldu. Tabii. Gel. Ben daha sakin bir yer biliyorum. Mert senden hoşlanmıyor. Neden? Işıl'dan kıskanıyor. Vay. Bilmediğimiz bir şey mi? Ne olacak canım? Kuruntu yapıyor işte. Hiç bilmiyorum abi. Geldiğimden beri beni sadece bu kızla tanıştırdım. Günün önemli kısmını ona anlatarak geçiriyorsun. Onunla arkadaş olmam için de bayağı çaba sarf ediyorsun. Bakıyorum da gelir gelmez psikolojik çözümlemelere başlamışız ha. Ne de olsa bir sene eğitimini aldın. Sen her şeyin bir sene eğitimini aldın. Ama bir diploman var sadece. Hadi gidelim artık. Benim yapacak bir süreçim Allah var. Allah Allah. Sanki zorla ben geldim buraya. Evet, gidiyoruz. Hoşçakalın. Erken değil mi daha? Anca. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Merhaba. Nasılsınız? Biz çıkıyoruz, siz geldiniz. Çok güzel. Ben geldim diye mi gidiyorsunuz? Yok vallahi, çok işim var. Güle güle. Ay Müberra'cığım, bu ne hoş sürpriz. Şebnem'cığım, hayırlı olsun.
Sağ ol canım. Ay şunu bir sete dağıtalım mı? Tabii Şebnem Hanım. Canım, Mert'i bu ilk gününde yalnız bırakmak istemedim. Mert'in sanatçı bir aileden geldiği belli. Çekimler şu ana kadar sorunsuz geçiyor. Cihan çok haklı. Mert çok yetenekli çocuk. Bu kadarını ben bile beklemiyordum. Keşke yanına daha iyi bir isim koysaydınız. Burayı hemen hazırlıyorsunuz. 15 dakika ara. Tamam hocam. Arkadaşlar. Hayırlı olsun çocuklar. Anne geleceğini söylememiştin. Paşam, seni bu ilk gününde yalnız bırakacağımı düşünmemiştin herhalde. Nasılsın Işılcığım, nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor Müberra teyzeciğim. Sevindim canım. Gel gel. Müberra'nın bir röportaj yapabilir miyiz? Tabii. Bekle misin? Evet. Müberra Hanım, dizide olduğunuz evin yardımcısına aşık oluyor. Acaba gerçek hayatta böyle bir şeye izin verir miydiniz? Yani Mert Bey, maddi durumu size denk olmayan bir kıza aşık olsa. Ben aşka her zaman saygı duymuşumdur. Aşkın önünde her zaman saygıyla eğilirim. Oğluma da bu konuda hiçbir zaman bir kısıtlama getirmemişimdir. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun çocuklar. Hadi gel buraya girelim. Niçin? Sinema için. Ben İstiklal'e gideriz diye düşünmüştüm. Çok üşüdüm ben. Buraya girelim işte, ne fark eder? Ama bak baştan anlaşalım. Öyle vurdulu kırdılı bir filme girmek yok. Neden? Hiç hoşlanmıyorum silahtan. Zaten ortalıkta yeteri kadar beli silahlı dayı geçinen adam var. Bir de para verip filmde izlemeyelim değil mi? Ya boş ver, girmeyelim buraya. Niye? Ne oldu? Ya kapalı yerdeyiz bütün gün zaten. Hemen içeri tıkılmak istemiyorum. İstiklal en güzel. Oraya gidelim. Hem sokakta yürürüz filan. Daha güzel olur ha. Gerçi normal insanlar bu havada dışarı çıkmıyorlar ama illa anormalleşelim diyorsan uyalım bakalım, ne yapalım. Hadi. Hadi canım. Nereden aldın? Nasıl buldun bunları? İstekleriniz benim için emirdir. Dile benden ne dilersen. Anlaşıldı. Beni şımartmaya çalışıyorsun. Hayır. İçimden geldiği gibi davranıyorum. Seni tanımaya başladıkça sana daha çok bağlanıyorum. Yanındayken bile özler mi insan? Ben seni özlüyorum. Keşke daha önce hayatıma girseydin. Neden? Çünkü hayatım seni tanıdığımdan beri daha anlamlı. Sen ne hissediyorsun bilmiyorum ama ben seni seviyorum Işıl. Haklıymışsın. Buradan manzara çok güzel görünüyor. Keşke havai fişekler de olsaydı. Ben çok severim havai fişekleri izlemeyi. Öyle rengarenk, ışıl ışıl. Sen neler hissediyorsun peki? Hala güvensiz misin bana karşı? Bugün çok yorulduk. Eve gidelim mi? Sen nasıl istersen prenses. Ben sabırlıyımdır, beklerim. Sana atkı örüyorum. İstiyorsan bir de etek falan ör. Ne o renk öyle fosforlu fosforlu? Ben takmam onu. Ben yatacağım. Hadi iyi geceler. Anne, nesi fosforlu bunun ya? Ben sabahtan beri uğraşıp ona atkı öreyim. Onun dediği lafa bak. Hey heyleri tepesinde onu yine. Boş ver kızım, aldırma sen. Örmene bak. Çok güzel olmuş. Hadi. Kavga etmeye başlarsınız. Bana ne gerek? Bana ne gerek? Senin aşkından başka bana
Hoş geldin Yeşil. Gelsene kahvaltıya. Yok Hakan, sağ ol. Biz işe geç kaldık da. İyi o zaman. Ben bırakayım arabayla sizi. Gerçekten. İyi ki varsın bu ailede. Keşke benim de senin gibi bir... Bir... Ne? Senin gibi bir abim olsaydım. Çok isterdim. He? Ne hakla karışıyorsun benim hayatıma? Kimsin sen? Ne oluyor işim ya? Sen ne olduğunu gayet iyi biliyorsun. Bana safa oynama. Ne hakla Suat'ı tehdit ediyorsun? Tehdit etmedim, uyardım. Hem seni korumak istedim, hata mı ettim? Ben kendimi koruyabilirim. Senin yardımına ihtiyacım yok. Ya 52 günlük simidisi için bana tafra mı yapacaksın Yeşim? Hem kimmiş o ya? Çok önemli yani senin için. Bak Hakan, ben Gülşen değilim. Ne yapacağımı sana danışmam. Sen de hiçbir şekilde benim hayatıma karışamazsın, anladın mı? Sevgilim, ben sensiz yaşayamam. Abla anlatsana. Nasıl geçti set? Mert Erdem nasıldı? Birkaç gazeteci geldi sete. Biber Erdem de geldi. Röportaj falan yaptılar işte. Başka... Bu kadar, sorunsuz geçti. Abla ben de gelsem ya sete. Evde oturmaktan yakında kafayı yiyeceğim. Ne varmış canım evde oturmakta? Bak işte temizlik, yemek, el işi falan öğreniyorsun. Tamam, eğer istersen Hakan'a sor. İzin verirse gelirsin. Ama bak, kimseden imzalı fotoğraf istemek yok. Tamam. Bir de sete gelmeye başladı mı hiç tutamayız. Her gün peşinize takılır. Aman anne ya. Bırak da bir gün rahat nefes alayım. Abimin de bugün lanetli üzerinde. Ama yarın konuşur, ben ikna ederim onu. Tamam. Ben artık yatayım, çok yorgunum. İyi geceler. Hadi iyi geceler kızım. İyi geceler. Ablam meşhur oluyor anne. Ablam meşhur oluyor. Allah sonumuzu hayretsin. Çok güzel bir geceydi. Teşekkür ederim. Eğlendin mi? Evet, film de çok güzeldi. Sen sıkılmadın değil mi filmden? Yok. Bence de çok güzeldi. Neden sıkılayım ki? Bilmem. Sen pek romantik komedi izleyen bir adama benzemiyorsun da. Öyle mi? Ne izleyen bir adama benziyorum peki? Daha çok aksiyon türü. Yok canım. O kadar da sevmem ben aksiyon filmlerini. Gitmem pek. Hadi canım, sen. Çok şaşırdım. Çok da sevindim. Kadınları eleştirirler romantik diye ama erkekler de ne anlıyor öyle mafyalı, vurdulu kırdılı filmlerden hiç anlamam. Sonra da eline silah alan çıkıyor ortaya. Oysa yaşamak bu kadar güzelken öldürmek niye, değil mi? Ya, evet. Neyse, ben ayaküstü felsefe yapmayayım daha fazla. Gece için tekrar teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Geldiğin için. İyi geceler. İyi geceler. Keşke hiç bulaşmaz olsaydım sana. Şansıma da, sana da. Efendim? Camdan bak. Ne? Camdan bak dedim prenses. Soru yok. Bir dakika. Dışarıda mısın? Soru yok dedim. Aa! Sen mi yaptırdın bunu? Seni mutlu etmek için her şeyi yaparım. Çok güzeller. Yorgunluğun geçti mi biraz? Biraz işte. Seni seviyorum. İyi geceler. İyi geceler. Hayırlı uğurlu olsun. İlk bölümümüz bitti. Bardaklar. Gel bakalım. Gel bakalım. Sevgili sanatçılarından başlıyoruz. Teşekkür ederim.
Bey. Teşekkür ederim. Tabii ki her zaman olduğu gibi sevgili. Çocuğu aldırdım. Rahat nefes alabilirsin Cihan. Çok üzgünüm hayatım. İnan senin kadar ben de üzgünüm. Sana bunu yaşattığım için özür dilerim. Üzgün olman gerek Cihan. Mehtap. Neyin var? Hayrola, hasta gibisin? Yok. İyiyim Şebnem Hanım. Halsizim biraz sadece. Bak şu gelene de bak. Müberra Erdem. Osman'ın üzerine kayıtlı bebeğe Müberra Erdem geliyor. Arama olmamış mı? Ev boşmuş. Boş olan evde Müberra Erdem ne arıyor peki? Vallahi ne bileyim. Dur bakalım, şimdi öğreniriz. Çek. Bomba haber. Ev boşmuş değilmiş. Müberra Erdem kayıtları yok ediyor. Bomba gibi bir haber yakaladık oğlum. Evet. Çekti mi hepsini? Yardım ihtiyacın var mı anne? Yok kızım, otur sen. Günaydın. 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 Abla yayına az kaldı değil mi? Nasıl sabırsızlanıyorum seni izlemek için. Bir hafta kaldı. Ben de çok heyecanlıyım. Allah'ım ne olur yüzüme kara çıkarma. Korkma kızım. Bunu da başarırsın. Bütün gün dua ediyorum senin için. Gülşen, bu ne haber be? Bizim babamız ne zaman öldü? Bizim niye haberimiz yok? Ne oluyor Hakan? Ben böyle bir şey söylemedim. Ne bu? Ben babam öldü demedim ki. Aman canım, babamın yaşamasından sanki bize hayır varmış gibi ne var bunda bu kadar büyütecek? Gülçin, kes sesini. Gülçin, ne olursa olsun o sizin babanız ve hala yaşıyor. Sen böyle bir şey söylemedin de bu haber nasıl çıkıyor o zaman? Bilmiyorum. Gidip şirketle konuşacağım. Buyurun. Sağ ol. Müberra Hanım, karışıyorum diye kızacaksınız belki ama ben yine de uyarmak istiyorum. Adınızı Osman Bey için fazla tehlikeye atıyorsunuz. Ne yapayım Ali? Bu zor gününde Osman'a sırtımı mı döneyim? Hayır, destek olun tabii de. Bu kadar biraz fazla değil mi? Evrakı yok ettiniz. Bir öğrenen olsa ne yaparız? Sen böyle bas bas bağırmazsan kimse öğrenmeyecek Ali. Ne o? Gizli saklı ne konuşuyorsunuz bakayım? Rahatsız ediyorsam gideyim. Seni çekiştiriyorduk paşam. Fena yakalandık. Öyle mi? Aşk olsun Ali. Sen de mi uydun anneme? Yok canım. İyi şeyler konuşuyorduk, merak etme. Öyle mi? Neymiş o iyi şeyler? Dizi bir an evvel başlasa da seyretsek diyorduk. Öldük meraktan. Az kaldı. Umarım alnımın akıyla çıkarım bu işten. Ben başaracağına eminim Mert. Biz böyle konuşmamıştık Şebnem. Ama Işıl, bana işimi öğretme. Ne yani, babası terk edip gitmiş mi deseydim? O zaman daha büyük rezillik olacaktı. Sonra basın Işıl Türker'in babasını araştırmaya başlayacaktı. Bana söyleyebilirdin. Ailemle karşı karşıya geldim. Babamın bizi terk etmesi kimseyi ilgilendirmez. Hem araştırsalar bile ne bulabilecekler ki? Bana sesini yükseltme Işıl. Ayrıca akıl vermeye de kalkma. Ne oluyor? Sesiniz de dışarıdan geliyor. Işıl babasıyla ilgili haberlere sinirlenmiş. Burada iş yapıyoruz Işıl. Ayrıca işimizin nasıl yapılması gerektiğinde senden öğrenecek değiliz. Ne yapılması gerekiyorsa o yapılıyor. Hayatım üzerinde istediğiniz değişiklikleri yapamazsınız. Bana bunu daha önceden söylemiş olsaydınız belki de hiç kabul etmezdim. Işıl, sana şöhret sadece dışarıdan bakıldığında güzeldir demiştim. Sen bunu bilerek işe girdin. İstersen bu konuyu daha fazla uzatmayalım. Işıl.
Dur bakayım. Ne oluyor sana böyle? Şebnem'le tartıştık. Canım çok sıkkın. Seni bu hale getirecek ne yaptı Şebnem? Bırak gideyim Tuğra'ya. Gel bir yerde oturalım. Sakinleş önce. Sonra neler olduğunu anlatırsın ha? Hadi. Ben sana ne diyorum abi? İki günden fazla hiçbir kız uğraştırmadı beni bugüne kadar. Amma da atıyorsun ha. O kadar kolaydı. Bütün kızlar sırada değil mi? Ya her kızın vardır bir damarı. Onu bulacaksın. Yapma ya. Halep oradaysa arşın burada. Eşimin peşindesin kaç gündür. Ne oldu? Oho, o çoktan çantada keklik. Ya ya tabii tabii. Tamam göstereceğim sana. Nesine iddiaya giriyorsun? Nesine istersin? Ne diyorsun lan sen? Ha? Gebertirim ulan seni. Seni var ya gebertirim ulan. Abi. Gebertirim seni. Gebertirim. Kalk lan ayağa. Kalk. Babam bizi terk ettiğinde ben daha lisedeydim. Hayatta olup olmaması benim umurumda değil. Ama kardeşlerim böyle düşünmüyor. Çıkan haberler onları çok üzdü. Babanın sizi terk etmesine çok üzüldüm. Ama Şebnem doğru söylemiş. Şöhreti taşımak zordur Işılcığım. Yolun daha çok başındasın. Sen de zamanla Şebnem'e hak vereceksin. Bana haber verebilirlerdi. Benimle böyle istedikleri gibi oynayamazlar. Tamam. Biraz sakinleştiğin zaman farklı düşüneceğine eminim. Şebnem boş iş yapmaz. Mert arıyor. Açmayacak mısın? Efendim. Benim canım neredeymiş bakayım? Şey, eve gidiyorum, yoldayım. Tamam. Yarın sette görüşürüz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Canım, istersen sen geç, ben lavaboya uğrayıp geliyorum. Tamam. Tamam. Buyurun sizi şöyle alayım. Efendim Bartu. Baba ne haber? İyi oğlum hayırdır? Ne Işıl? Yok o eve gidiyor yeni konuştum daha. Sen takıl biz sana gelemeyiz. Hadi görüşürüz. Demek eve gidiyor. Ben de görmek isteyeceğim bir şey var. Kapat şimdi yolluyorum. Mert'in beni ezelden beri sevmediğini biliyorum. Bunun için canını sıkmasın. Teşekkür ederim.